3, 2, 1. Çık artık Bartleby. Çık nereye saklandıysan. Oh. Ninja kedi gizlenme yeteneklerimle True beni asla bulamaz. Küçük yardımcılar, gidin başımdan. Yerimi belli ediyorsunuz. Sanırım ninja inişi yeteneklerim saklanma becerilerimden daha iyi. Hapşu! Ya o da neydi? Sanırım birileri çok kötü üşütmüş. Hapşu abuki! Ne? Hapşu abuki! Vay canına, evimiz eskiden turuncu ve mavi değildi. Neler olduğunu merak ediyorum. Bakalım evinin rengi değişen başkaları da var mı? Vay canına, hapşırı her duyduğumuzda bir şeylerin rengi değişiyor. Muhteşem. Bir kendine baksan iyi olur. Biraz değişik gibisin. Yeşil mi? Hah. Ne düşünüyorsun Trou? Gözlerimin rengini ortaya çıkarıyor mu? Trou, saçına bak. Pembe oldu. Ve neredeyse benimki kadar şık. Teşekkürler Bi. Görünüşe göre hapşırıklar gökkuşağı kalesinden geliyor. Hayır. Gökkuşağı kralı. True, Bartleby, yeşillikler aşkına geldiğinize çok sevindim. Yeşillik mi? Benim yeşilliğime bakın. Ne demek istediğini anladım. Çok üzgünüm. Çok kötü Hapşu Bogi hastalığına yakalanmışım. Hapşu Bogi mi? Evet. Hapşırıp duruyorum. Ve fark ettiğiniz gibi renklerimi değiştiriyorum. Sanırım hapşırdığınız zaman her şeyin rengi değişiyor. Ama iyi olacaksınız, değil mi? Mor bal kabakları hayır. Okuduğuma göre Hapşu Bogi'yi hemen tedavi etmezsem renk değişimleri yayılacak ve sonsuza kadar öyle kalacaklar. Sonsuza kadar mı? Bunu durdurmanın bir yolu olmalı majesteleri. Efsaneye göre tek tedavi yöntemi. Hinotari kuşunun tüyüyle gıdıklanmak. Yüksek yüksek dağın zirvesinde yaşayan sihirli bir kuş. Ama o kadar dik, soğuk ve karlı ki kimse zirveye ulaşamadı. Ama biz ulaşırız çünkü size o tüyü getireceğiz. True, yapmamalısın. Çok aşırı tehlikeli. Bizim arkadaşımızsınız Gökkuşağı Kralı. Arkadaşların ihtiyacı olursa yardım için elimizden geleni yaparız. True, en iyisi değil mi? Yani öyle değil mi? Hadi Bartleby. Durun, gitmeden önce. Hapşu bu iyisi. Evet, tekrar biz olduk. Beşlik yumruk. Evet. Ve lütfen sıkı giyinin. Ve hemen. Böylece dağın zirvesine gidip o tüyü alacağım. Hayır. Kümle o çok kötü buz saçağına yakalandı. Buradaki hava bulutlar için çok soğuk. Kümle o donuyor. Sıkı tutun Bartleby. Güneş ışığı seni ısıtacak ve göklere döneceksin. Biliyor musun, bu dağ düşündüğüm kadar yüksek değilmiş. Çok daha yüksek. Kendi başımıza tırmanmak için çok dik, soğuk ve karlı. Biraz dilek yardımı gerekiyor. Dilek ağacına Kümülo. Merhaba Trou. Biraz malzeme gerekiyor dilekler. Çorbanın kokusu farklı. Kral için.
Onu iyileştirmeyecek ama onun hapşugala hapşunivu hapşuşulosuna tedavi bulana kadar dinlenmesini sağlayacak. Yani üşmesine. Seveceğini biliyordum. Dilek ağacı sana nasıl yardım edebilir? Yüksek yüksek dağa tırmanmak zorundayız. Ne? O dağ dev gibidir. İyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Kralı gıdıklayıp Hapşubugi'de kurtulmasını sağlayacak Hinotari tüyünü ancak oradan alabiliriz. Çorbamla beraber. Tırmanış çok zorlu olacak. Bunu biraz düşünelim. Peki oraya nasıl çıkacaksın? Yani çok dik ve karlarla kaplı. Ve soğuk. Kürk dondurucu soğuk. Tırmanmamıza ve soğuktan korunmamıza yardım edecek dilekler gerekiyor. Dilek ağacı seni duydu True. Dileklerini alma zamanı geldi. Hazırım. Dilek ağacı, dilek ağacı. Harika dileklerini paylaş benimle lütfen. Ne kadar etkileyici bir grup dilek. Bakalım Dilekopedi onlar hakkında neler söylüyor. İlk dileğin süzüntü. Uçan bir dilek. Balonun içinde her şeyi ya da herkesi uçurabiliyor. Harika. Zorlu yerleri uçarak aşmamızı sağlayacak. Şimdi iki numaralı dilek. Evet. Isıcak. Her şeyi ısıtabilir. Krala yaptığım lezzetli çorba gibi. Evet. Isıcak yolumuzu kapatan kar ve buzu eritebilir. Ve böylece dağın zirvesine çıkabiliriz. Evet. En iyisi karı eritmek için kullanmak. Çorbayı ısıtmak için değil. Ve son olarak dileğin... Aa, geveze. Heyecan verici bir dilek. Bir iletişim dileği bu. Karşındakinin konuştuğu dil ne olursa olsun dediklerini anlamanı sağlıyor. Hey, nasıl gidiyor Turu ve Bi? Muhteşem. Konuşan dileğin kral için tüyü almamıza nasıl yardım edeceğini bilemiyorum. Belki gevezelik ediyorum ama sen bir şekilde bir yolunu bulursun. Teşekkür ederim Zi. Ve dileklerini benimle paylaştığın için sana da teşekkürler Dilek Ağacı. İkinize de bol şans. Bizi yüksek yüksek dağa götür lütfen Kümülo. Mükemmel bir yer Kümülo. Teşekkürler. Bak bir patika var. Henüz dileklere gerek yok. Harika bir başlangıç yapacağız. Hadi o tüyü bulalım. İşte güzel ve rahat majesteleri. Biraz ev yapımı çorbaya ne dersiniz? Oh, teşekkür ederim. Şey, bu farklı. Ah, Zi. Arkanda ne var öyle? Ha? Aa, bir şey göremedim. Aa, çorbanın hepsini içmişsiniz. Umarım yardımı olmuştur. Evet. Şimdiden işe yaradığına... Hey, çorbamla aynı renk oldum. Teşekkür ederim True. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Durmadan kayalım. Önümüzde çok buzlu bir tepe var. Merak etme Bi, yardım edecek bir dileğimiz var. Üzerinden uçacağız. Hadi süzüntü, balonlama zamanı. Zip zap zoo.
acaba süzüntü? Bizi balonlayıp buzlu tepenin üzerinden diğer tarafa götürmen gerekiyor. Uçmaya hazır mısın? Hadi dola. Nesneler soğuyunca küçülür mü? Sanırım öyle. Ama iyi tarafı birbirimize sarılabiliriz, değil mi? True, bıyık mı bıraktın yoksa? Hayır, kuyruğun ve burnumu gıdıklıyor. Bıyıklarım botlarının altında kaldı gibi. Geldik süzüntü. Çıkar bizi. Teşekkürler süzüntü. Yüksek dağdaki diğer üşüyen şey nedir biliyor musun? Ben. Ben de. Bunu düzeltelim. Sıcak kucaklama. Hapşu tedavisi kitabı rahatsızlığınızı giderebilir efendim. Önce sinüsleri temizlemek için ısıtıcı krem sürün. Bundan pek emin Sonra, değilim. Sonra hastanın başını yünlü bir şapkayla örtün. Ben peki şey ya. Ardından hastanın rahatlaması için yumuşak müzikler. İşe yarıyor. Hapşu abuki. Burada neler oluyor? Hapşu abuki. Uçan fotonlar. Tüm şehir rengarenk olmaya başladı. İyi misin Bi? Biraz incindi. Ama en azından çığa sebep olmadı. Bunu söylememiş gibi yapabilir miyiz? Pekala, boşa harcayacak vakit yok. Eriterek yolumuzu açmalıyız. Zip zap so, seni seçiyorum. Uyandı sıcak. Dilek gerçekleşsin. Hadi biraz ısınalım sıcak. Çok sıcak. Ne güzel sıcak. Biraz daha. İşte. Teşekkürler sıcak. True, yine çok kaygan oldu. Sanırım çığı bu kadar hızlı eritmek yolu buzlandırdı. Kaygan kedi kayarak geliyor. Üç adım ileri, 100 adım geri gittik. Tırmanmaya başlasak iyi olur. Bu sefer kaygan kısımlara dikkat edelim ama. Ya edeceğim. Ben elbet. Kedi dondurması oldum. Seni çıkaralım. Baş aşağı dondurma. Üzgünüm Bi. True, gökkuşağı kralı gittikçe kötüleşiyor. Tüm kralların rengi değişmeye başladı. Hapşu abuki. Lütfen çabuk ol. Hadi Bartleby, zirveye çıkmak zorundayız. Hemen. Diyorum ki çizgiler ve puantiyeler. Erici gaga. Bu da kim? Bilmiyorum ve öğrenmek de istemiyorum. Bu bir kar elfi. Dur, geri gel. Kucaklaman beni sıcak tutuyordu. Teşekkür ederim sıcak. Sonsuza kadar yanımda kalsan olur mu? Olur mu? Merhaba, ben True ve bu da en iyi arkadaşım Bartleby. Bizi yüksek dağın zirvesine çıkarabilir misin lütfen? Baka, bir gelişim adı ki bu. Ne söylemeye çalışıyor? Bize eve gidin mi dedi. Hayır, eve falan gitmiyoruz. Kar elfi. Gökkuşağı kralı Hapşu Bugi kaptı. Onu iyileştirmek için dağın zirvesinde yaşayan Hinotari kuşunun tüyünü bulmamız gerekiyor. Babi babubi. Babi kukubi.
işte komik oldu. Arabayı komik oldu. Neden geçmemize izin vermiyor anlamıyorum. Bilmiyorum bir. Söylediklerini anlayamıyoruz. İşte komik koro. Tro, ben hallederim. Yüksek sesle konuşmak işe yaramaz. Evet ama işe yarayacak bir dileğimiz var. Zipsapso seni seçiyorum. Uyan geveze. Dilek gerçekleşsin. Merhaba geveze. Kar elfinin dediklerini çevirebilir misin? Böylece onu anlayabiliriz. Bla bla bla. Bari duka kwe kubi. Tamam. Biko da ben tekim. Gerçekten mi? Bu yoldan gitmeyin. Zirveye giden uzun yoldur burası. İşe yarıyor. Bari diku. Bari diku ga. Bari diku ga. Bunu bilmiyordum. Şu tarafta dağın içinden geçen gizli bir geçit var veya sıcak. Bari diku. Güvenli ve zirveye giden güzel bir kestirme. Çok kolay dağ geçişi. Son kısmı ben ekledim. Tamam. Evet. Çok teşekkürler Kar Elfi. Bize yolu göster lütfen. Ben tekendi gugu. Baridi gugu. Baridi gugu. Bibi. Tadı zinin çorbası gibi ama çok daha iyisi. Bartleby, Bartleby, Bartleby bak. Çok güzel. Ay. Ne kadar da güzel. Hinotari kuşu, gökkuşağı kralını iyileştirmek için yardımın gerek. Sihirli tüyün onu iyileştirmenin tek yolu ve tek bir tanecik yeter. Lütfen. Size yardım etmek isterdim ama korkarım edemem, üzgünüm. Neden? Sadece yaz geldiğinde tüy dökerim ben. Yaz mı? Burada yazın yanından bile geçmiyoruz ki. Bunu biraz düşünelim bir. Isıcak hala aktif, öyle değil mi? Evet. Kürküm hiç bu kadar ısınmamıştı. O zaman sıcak parıltısını kullanabiliriz. Eğer Hinotari kuşu sıcak hissedince tüylerini döküyorsa belki buzu eritebiliriz. Böylece yaz gibi hisseder. Sonra da bize bir tüy verir. İşte bu. Evet, tüy havası. True, bu muhteşem bir fikir. Bingo! İşe yarıyor. Hala tüye ihtiyacımız var. Gökkuşağı kralını iyileştirmek için son şansımız. Beni ısıttığınız için teşekkürler. Umarım kral çok daha iyi hisseder. Çok. Başardık. Teşekkürler ısıcak ve geveze. Tüy gıdıklama partisine gidiyor. Bartleby, kralın durumu kötüleşiyor. Hapşırıkları gökkuşağı şehrindeki tüm renkleri emiyor. Hapşırıkları! Ay, olamaz. Mümkün olduğunca hızlı zil. Bartleby bak. Hapşırıkları! Burada neler oluyor? Hayır, eğer zamanında krala ulaşamazsak hiçbir renk kalmayacak. Kimilo'yu çağıralım. Hayır, dur. Bu kadar yüksekte uçamaz ki. Ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Hemen kaymalıyız. Bu ne duruyor? Kaymak için buz kıza. Mükemmel. Teşekkürler Kar Elfi. En dik dağdan aşağı roketlemeye hazır mısın? Korkutucu geliyor.
Hadi yapalım. Bir, ha. Yap yay. Evet. Renksiz gökkuşağı şehri. Renksiz ben. Renkli olan tek şey siz kaldınız gökkuşağı kralı. Hapşu abogi. Sizin renginiz de soluyor. Ay, bir hapşırık daha ve sonra gri olacaksınız. Rosie, bakın. İşe yarıyor. Renkler geri dönüyor. Parıldayan zafirler. Çok daha iyi hissediyorum. İyileştim. Teşekkür ederim. True, hiçbir tırmanıcı yüksek dağın zirvesine çıkamamıştı. Krallıktaki en dik, en karlı, en soğuk zirve. Aferin. Arkadaşların ihtiyacı olursa yardım için elimizden geleni yaparız efendim. En yüksek dağa bile tırmanabiliriz. Eğer True ve Bardo bir dağ olarak adlandırmak isterseniz hayır demeyiz. Hep şu. Çorba Bardolby. Oh. Aa, sadece hapşu bugilerin renk değişimine sebep olduğunu sanıyordum. Tamam, geri alıyorum.